Selam canlarım, yeni mutfağıma hoş geldiniz. Evet, aylar aylar sonra sizin için bir yemek videosu çekiyorum. Bir önceki vlogu izlediyseniz eğer Jeşu'daydık, Pavel'in ailesinin evindeydik ve hem Pavel hem ben ayrı ayrı tatlılar yapmıştık. Ben elmalı turta yapmıştım, Pavel de ahududulu bulut tatlısı yapmıştı. Babasının sevdiği tatlılardan ikisi de ve çok da güzel yaptı, çok güzel oldu, herkes çok beğendi. Dedim o yüzden bence ben bunu kanalda yapayım, izleyicilerime de göstereyim. Dolayısıyla bugün Malinova Murka yani ahududulu bulut tatlısı yapacağız. Şimdi Polonya'da tatlılar genelde böyle katman katman oluyor. Bu da o tarz tatlılardan biri. Tabanında bir turta hamuru var. Onun üstünde bir jöle katmanı var, ahududulu jöle. Onun üstünde krema var, en üstte de bir beze katmanı var. O yüzden 4 kattan oluşan bir tatlı olacak. Ve öncelikle ben o jöle katını yapmakla başlayacağım. Çünkü katılaşması birazcık zaman alıyor. Ve biliyorum Türkiye'de ahududulu jöle bulmak çok kolay değil. Polonya'da neredeyse her tatlının içine jöle girdiği için burada gerçekten 100 farklı çeşit aromalı jöle var. Ama bildiğim kadarıyla vişneli jöle olması lazım Türkiye'de. Ve bence bu tatlı vişneyle de gayet güzel olur. Olmadı çilek de yapabilirsiniz ama bence vişne daha güzel olur. Ama ben orijinalini yapacağım ahududulu. Çünkü kocam sayıklıyor Malinova Murka diye. Tadı damağında kalmış sanırım. Tekrar yapalım istiyor. O yüzden ben onu orijinal halini yapacağım. Ama istediğiniz meyveyle yapabilirsiniz tabii ki de. Ve sanırım ben yine her zamanki gibi daha küçük bir porsiyon yapmaya çalışacağım. Çünkü Jeşu'da yaptığımız kadar yaparsam biz iki kişi onu bitiremeyiz. Yarısı kadar yapsam bence bizim için ideal olur ama bakalım becerebilecek miyim? Yani yarısı kadar yapacağım falan dedim ama elimdeki kap opsiyonları da sınırlı. Mutfakta hala bazı eksiklerimiz var. Özellikle de işte böyle tatlı falan yapmak için kek kalıpları falan filan yok. Şunlar var, borcamlar var. Borcamlarda yapacağım. Bir bu boyum var, bir de bu boyum var. Bu zaten sanırım normal bir boy. Bir tık daha küçük olabilir bizim Polonya'da kullandığımızdan. Polonya'da diyorum, hala Polonya'dayım. Jeşu'da kullandığımızdan. Ama bu yarım porsiyon yapmak için çok küçük geldi gözüme. Bir de bu var. Yine aynı ölçülerde ama daha derin bir kap. Galiba bunu kullanacağım ya. O yüzden tam ölçü yapacağım galiba. Mecburen. 23'e 33 santim demişler. 22'ye 32. Neyse, yapacak bir şey yok. 1 litre su alıyorum, kaynar su. Ve buna 3 paket jöleyi koyuyorum. Bir güzel karıştırıyorum. Sonra buna yarım kilo ahududu ekliyorum ya da her başka ne meyve kullanıyorsanız. Burada donmuş meyve olmak zorunda değil. Taze de olabilirdi ama ahududu mevsimi geçti. Taze bulmak şu an zor. Donmuş aldım o yüzden. Bunu da bir güzel karıştırıyorum. Ve bu böyle soğuyacak ve hafif katılaşacak. Ama tam jöle kıvamına gelmeden onu kabımıza aktarmamız lazım. Yani tamamen donmayacak bu tencerenin içinde. Sadece biraz daha böyle katılaşmış, pudingimsi bir kıvama gelecek. O sırada ben de tabanına koyacağımız o turta hamurunu yapmaya geçiyorum. Şimdi şu karıştırma kabıma 160 gram un alacağım. Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu. Yarım paket vanilin diyor ama buradaki paketler daha büyük. Yani 8 gram. Bizim paketler 10 gramlık. Ben olsam bir paket normal bizim paketlerden koyardım. Bunları bir karıştırıyorum. Pudra şekeri unutmuşum. 42 gram da pudra şeker koyuyorum. Şimdi bu kuru malzemelerimizin içine 100 gram soğuk ama böyle parçalara ayrılmış tereyağı koyuyorum. Bu karışırken ben de bir yandan 3 tane yumurtanın sarısını ve beyazını ayıracağım. Şimdi şöyle ufalanan bir kıvama geldiğinde bunun içine yumurta sarılarını ekliyorum. Yumurtanın beyazını atmıyoruz bu arada, beze için kullanacağız. Biraz da yumurtayla karıştırıyorum. Şimdi şöyle bir hamurum var. Bunu sarıyorum. Tarifte bu hamuru bir saatliğine buzdolabına koyun diyor. Ama ben buzluğa koyacağım ve bir 15 dakika falan bekleteceğim sadece. Çünkü hani demiştim ya bir önceki vlogda ben de bir elmalı turta gibi bir tatlı yapmıştım diye. O tatlıda kullandığımız hamur da buna çok benziyordu. Ve o tarifte buzlukta 15 dakika bekletiyordu. Ve Pavel bu ahududulu tatlıyı yaparken benden esinlenerek o da buzlukta 15 dakika bekletti buzdolabında 1 saat yerine. Ve hiç de bir sorun olmadı. Gayet de güzel oldu. O yüzden ben de birazcık zamandan kazanmak için öyle yapacağım. Sizin zamanınız varsa tarifte nasıl diyorsa öyle de yapabilirsiniz. Ne farkı var? Hiçbir fikrim yok.
O sırada ben de fırını 180 dereceye ısıtıyorum ve buraları bir toparlayıp geliyorum. Şimdi canlarım, hamuru ben çıkardım buzluktan ve borcamıma yayacağım tabanına. Biz geçen yaptığımızda şöyle parçalara keserek yaymıştık. Görmüyorsunuz ki. Buyurun efendim. Şöyle güzelce yaydım. Şimdi buna böyle çatalla delikler açacakmışız. Ve biraz daha buzdolabına gönderecekmişiz. Okey, gönderiyorum fırına. Bir 15 dakika falan pişecek. O sırada ben de bezeyi hazırlamaya geçiyorum. İşin en hassas kısmı burası. Kıvamını iyi tutturmak lazım. Pavel geçen yaptığında bayağı güzel yapabilmişti. Umarım ben de becerebilirim. Şimdi önce hamurdan kalan yumurta beyazlarını bir güzel çırpacağım. Sonra buna yavaş yavaş pudra şekeri ekleyeceğim karıştırırken. 170 gram pudra şeker bu arada. Şimdi kıvamı nasıl bilmiyorum. Bu birazcık tahmin işi. Ama bunun içine bir yemek kaşığı da nişasta koyuyoruz. Biraz da böyle karıştırıyoruz. Sadece o nişasta karışana kadar. İnşallah olmuştur. Ama beze harcımız hazır. Ya ben bu hamuru çıkardım ama sanki fazla yumuşak gibi geliyor bana. Hatta böyle bir 18 dakika falan tuttum aslında. Neyse. İnç pişmiştir. Şimdi hamuru çıkardım, o burada soğuyacak. Aynı borcama tekrar bir pişirme kağıdı koydum. Şimdi bezeyi pişireceğim. Aynı borcamda. Şöyle, fırının 150 dereceye ısındı. Şimdi onu da fırına gönderiyorum. Yarım saat falan pişecek. Sadece krema katmanı kaldı. Hamur burada soğuyor. Jöleyi buzdolabına koydum bu arada sıcağa çıktıktan sonra. Çünkü oda sıcaklığında donmayacak. Tamamen donmayacak bu arada, yine hatırlatayım. Böyle oynak bir kıvama gelecek. Beze fırında, kremayı yapacağız. O da 5 dakikalık bir iş ama onu şimdi yapmayacağım. Beze de çıktıktan sonra, her şey böyle birazcık soğuduktan sonra yapacağım. Böyle 4 katmanlı deyince sanki çok uğraştırmalıymış gibi geliyor kulağa ama aslında bayağı basit. Her katmanı çok basit. Aktif olarak yaptığım iş çok az ama işte arada bekleme süreleri var. O soğuk. Olsun, o buzdolabında beklesin, jölesi donsun falan filan gibi. O yüzden biraz uzun sürebiliyor yapması ama böyle ne bileyim, onu yapıp oturuyorum mesela. Yarım saat işte bezenin pişmesini bekleyeceğim. Gözünüzde büyürse diye söylüyorum. Zor görünüyor ama basit bir tatlı aslında. Bezeyi tutturabilirsem iş. Ama bence olacak. Bir yerde bir yanlışlık yapmış olabilirim. Galiba fırını şeyli, fanlı modda açmam gerekiyordu beze için. Tarif lehçe olduğu için o kısmı kaçırmışım galiba. Kısmet. Çıkarıyorum bakalım. Yani güzel görünüyor bence. Ama Pavel'in yaptığından çok daha böyle kalın. Kabım bir tık daha küçük olabilir. Ama oldu sanki. İçi çok yumuşak mı? Evet, içi pişmemiş. Geri koyuyorum. Ya da acaba soğuyunca orası da katılaşacak mı biraz daha? Çünkü üstü bayağı güzel görünüyor. Yakmak da istemiyorum. Neyse, koymayacağım tekrar. Soğusun. Zaten azıcık bir söndü. Sönünce galiba biraz daha şey olacak. Anladınız bence. Neyse. Ay bilmiyorum. Hayır, koyayım bence. Fırında manyak ettim ama bir 5 dakika daha koyayım. Bir de tarifin şeyine, yorumlara baktım. Hani ben turbasını açmayı unuttum ya. Turbo olmayan fırınlarda da yapabilir miyiz falan diye sormuş bazıları. Ve tarifin sahibi 10 derece daha yüksek bir ayarda yapabilirsiniz demiş. O yüzden şimdi 150 yerine 160 dereceye kurdum. Çok geç olabilir ama yapacak bir şey yok. Ay dokunma. Dokanma. Bir 5 dakika falan daha pişireceğim. 6 da pişsin diye. Sadece 6'ını mı açsam? Öyle yapayım. Kısmet. Şimdi jöle şu kıvamda. Gördüğünüz gibi tam donmadı ama jöleleşti. Bunu hamurun üstüne koyuyorum. Ve bunu güzelce yayıyorum. Şimdi kremayı yapmaya geçeceğim. Şimdi krema aşırı basit dediğim gibi. Buraya 250 gram mascarpone alacağım.
Sonra yarım litre krema, %30 yağlı. Bunları bir güzel karıştırıyorum. Ve 85 gram pudra şeker ekliyorum. 3 dakikada böyle çırpacağım. Kremaya saçma bir şeyler oldu. Hem katılaşmıyor hem böyle peynir gibi saçma bir... Ay, ayrıldı birbirinden. Peynire döndü. It's becoming cheese, seriously. There is more liquid at the bottom. It's separating. Did I by mistake make butter or like... cheese. Yemin ederim video çekiyorum diye oluyor. Çünkü Pavel yaptığında Jaşuv'da kremayı ben yapmıştım aslında ve 3 dakikada falan yapmıştım, olmuştu gayet. Sorun ne bilmiyorum yani. Tarihi mi geçmiş bunların diye baktım. Yok. Did I mix it too fast? Beze de bu arada olmadı. Çünkü altı bayağı çiğ pişmemiş. Islak. Nasıl göstereceğim size bilmiyorum ama altı bayağı beyaz ve ıslak. Yani bezeyi tekrar yapacaktım. Sıkıntı yok. Okey, beze hassas bir şey. Olmayabilir falan filan. Ama kremada sıkıntı yaşayacağımı gerçekten düşünmemiştim. Ve sinirim bozuldu. Şimdi bir de markete gidip tekrar krema almam lazım bunu tekrar yapmak için. Neden olur ki bu böyle ya? Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Krema çırparken yanlışlıkla peynir yaptım resmen. Şimdi krema aldım, geldim ve kremayı tekrar çırpacağım. Aynı şeyleri yapacağım, sadece çırpmaya daha hafif hafif başlayacağım. Sonradan arttıracağım hızını. Sanırım biraz hızlı başlattım ben mikseri. Pudra şekeri koyuyorum. Bir tık arttırıyorum. Korkarak bir tık daha. Ya da arttırmıyorum. Korkuyorum şu an. I think a bit more maybe because I feel like it was thicker when we made. Gene bu saçma kıvama geldi. I think mascarpone is the problem. Yine böyle oldu ya. I think you overdone it again. Now. Hay ben bu tarifin. Tırnağımda 10 tane nazar boncuğu var. Bir bokuma yaramadı ya. Geçen sefer hiç sorunsuz yapmıştık. Bir sürü krema, mascarpone. Çöpe gitti. Kremayı tekrar deniyorum. Bu sefer süre tutacağım. Şekeri koyuyorum. 3 dakika diyor tarifte. 3 dakika oldu. Ama hala krema kıvamına gelmedi. 4 oldu. Yani 9 dakikaya yakın çırptım. Tam oldu mu kıvamı bilmiyorum ama daha fazla çırpmaya korkuyorum. O yüzden koyacağım şimdi bunun üstüne. Şöyle. Biz Pavel'le yaptığımızda daha katı bir kremaydı. Neyse, son durum böyle. Bunu şimdi ben buzdolabına yolluyorum. Yani gerçekten bir önceki yapışımızda da aynı tarifle kremayı yine ben yapmıştım. İlk seferde gayet de olmuştu. Hiç böyle sorunlar olmamıştı. Bunu niye 3 kere denemem gerekti ve 3. deneyişimde bile önceki olduğu kadar güzel olmadı bilmiyorum. Farklı bir marka krema falan mı kullanmıştık acaba, ama yani o da %30'luk krema, bu da %30'luk krema. İnşallah siz daha kolay yaparsınız ben. En kolay dediğim yerde patladım saçma sapan. Neyse, ben şimdi arkamı bir toparlayacağım. Saat 8'e geliyor bu arada. Ben bu videoyu çok daha önce bitireceğimi düşünmüştüm. Ama daha bir de tekrar beze yapacağım. Ama bezeyi, ilk hazırlayış kısmımı size göstermeyeceğim. Çünkü aynı şekilde hazırlayacağım. Çünkü bence harcımda bir sıkıntı yoktu. Pişirmemde sıkıntı vardı. Fırının doğru ayarında pişireceğim. Bir de çoğu tarifte beze pişerken yarım saatten çok daha fazla tutuyorlarmış fırında. Yine bu tarifin yorumlarını falan filan da okudum. Bazıları sormuş neden böyle falan diye. Tarifi yazan kişi de demiş ki benim için böyle en ideal oluyor. Siz isterseniz 15 dakika daha fazla tutabilirsiniz fırında falan filan demiş. Sanırım ben daha uzun tutacağım. Çünkü bir de benim kabım da daha dar olmuş olabilir tarifteki ölçülere göre. O yüzden hani beze katmanı da bir tık kalın kalmış olabilir. O yüzden alt kısmı çiğ kalmış olabilir. Böyle teorilerim var.
Bunu da tekrar deneyeceğiz bakalım. Ama o sırada işte tatlı dolapta donacak. Hem o jöle kısmı hem belki krema kısmı birazcık daha katılaşır. İnş. Neyse ben bezeyi de hazırlayayım. Dediğim gibi yine 150 derecede bu sefer turbo modunda. İşte o fanlı turbo mu deniyor moda bilmiyorum. Fanlı modda bir de yarım saat yerine böyle bir 45 dakika belki bir saat kadar falan pişireceğim. Ve geleceğim. Şimdi beze burada hazır. Bir önceki yaptığımdan çok daha iyi oldu. Bir önceki yaptığım şurada. Onun altı yapış yapış. Neyse. Şimdi son adımımız bunu tatlımızın üstüne koymak. Ve teknik olarak hazır. Tipim ve üstüm başım değişti çünkü saat aslında gece 11 şu an. Duşa falan girdim. Anca tatlıyla işim bitti. Ama bugün denemeyeceğiz. Zaten ertesi gün daha iyi olan bir tatlı bu da. O yüzden şimdilik buzdolabına koyuyorum. Yarın deneyeceğiz ve içinin de nasıl göründüğünü göstereceğim size. Ertesi güne hoş geldiniz canlarım. Şimdi tatlıyı deniyoruz. İnşallah keserken mahvetmem. Kocaman bir dilim kestim, evet. Çünkü daha küçük kesersem onu kaptan çıkarmak daha zor olur gibi düşündüm ve bunu Pavel'le paylaşacağız büyük ihtimal. Hatta 3 kişiye bile bölünebilecek bir dilim. Ama deneyelim bakalım. We're gonna share it. No, I'm holding. I will hold. But you need to eat. But you need to eat as well. Yeah, I have a hand to eat and you have your other hand to eat now. Okay. Go ahead. Very red bottom. Yellow bottom. Very good. No, similar. It's 10 out of 10 for me. I think mine was better. How? Why? I think this is better actually. I don't know. I think the ratio of the raspberry layer and the beza and the cream layer is better. Yours had much more cream and less beza and you didn't put enough malinas in it. So defend your one. I don't know, just to taste. What is... You're just being a bitch. I'm just sarcastic a bit. You always say, oh, mine is better. Mine, I would do it no, better. But I don't say it about, I mean, I just did. Yes. But usually I say it about like what I eat in the restaurants. No, they are similar. But indeed your one, the cream is a little bit less thick than mine. I and I prefer when it's thicker. Sorry. But you've seen the troubles that I had with the cream last night and I was losing my mind. So can you just be nice about it? If you left it to the expert. You could have done it. But I didn't. That's not my problem. You did it. Well, good job. It tastes very good. It does. Graded. 9. 9? 9. I wouldn't give myself even 10. I gave yours a 10 and this a 10. I would give mine. To be honest, I should do 8 to yours and 9 to mine. But. I will give 9 to both. Okay. Sonuç olarak bence bayağı güzel olmuş. Kafelerde falan yediklerimizle aynı neredeyse. Pavel'in yaptığı da çok güzel olmuştu. Bu da çok güzel olmuş. Benim kendi kişisel zevklerime göre işte beze, krema ve jöle oranı benimkinde daha iyi. Pavel'inkinde biraz daha fazla krema vardı. Krema bana bir tık ağır gelmişti. Benimkinde daha az ya da daha cıvık bir krema olduğu için belki de bilmiyorum. Daha hafif geldi bana. Öyle ama gayet güzel bir tatlı. Ve göründüğünden daha da basit aslında. O krema katmanı beni böyle şey yapmasaydı bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilecektim ama neyse. Bezeyi de iki kere yapmak zorunda kaldım ama neyse. Siz benim hatalarımdan öğrenip
daha kolay, daha hızlı, daha basit bir şekilde yapabilirsiniz. Umarım bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sizi Instagram'a da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.